genel izleyici için uygundur. Porno Balat sunar. Merhabalar efendim. Dünyanın lezzetlerinden, Tele1 ekranlarından hepinize kucak dolusu bir günaydın gönderiyorum. Her pazar sizlerle olmanın, sizlere ve kendime yeni kültürler, yeni lezzetler tanıtmanın heyecanını yaşıyorum efendim. Umarım siz de bu heyecanıma ortak oluyorsunuzdur her hafta. O kadar güzel yorumlarınız, o kadar güzel mesajlarınız bana geliyor ki program sonrasında. O yüzden ben her haftayı iple çekiyorum ve daha keyifle hazırlanıyorum. Şimdi bu bölümde sizler için kültürünü bizim kültürümüze çok benzettiğim, lezzetlerinin de aslında birbirine yakın olduğu bir dünya mutfağındayız. Bugün İran yemeklerini yapıyoruz efendim. Hem kültürünü konuşacağız hem lezzetlerini tadacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi buyurun önce mekanı gezip işletme sahibiyle tanıyalım. Buyurunuz. İran, Güneybatı Asya'da yer alan önemli bir ülkedir. Zengin tarihi, kültürel mirası ve stratejik konumuyla dikkat çeker. Pers İmparatorluğu gibi dünyanın en eski ve güçlü medeniyetlerine ev sahipliği yapan ülkede, Farsça resmi dildir ve Pers kültürü, edebiyatı ve sanatı dünya çapında tanınır. İran mutfağı binlerce yıllık tarihi boyunca birçok farklı medeniyetin izlerini taşıyan zengin ve çeşitli bir lezzet dünyası sunar. Kendi özgün kimliğini oluşturan İran mutfağı baharatların, otların ve etin uyumlu bir dansıdır. Pilav ve kebap İran sofralarının vazgeçilmezidir ve en sevilen yemekleri arasında yer alır. Dünyanın lezzetlerinde şimdi gelin İstanbul'da bulunan İran mutfağında bu lezzetleri birlikte yapalım ve tanıyalım. Tekrardan merhaba efendim. Ataşehir'deyiz. Ataşehir'in güzel bir noktasındayız. Yanımda Sudave Hanım var. Kendisi buranın işletmecisi. Burası çok keyifli, güzel, hazırlanmış bir İran restoranı efendim. Sudave Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Güler yüzünüzde çok güzel karşıladınız bizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ben Sudave. Evet. Bu restoranda zaten benim hiç kim restoranda hiç ilgisi yoktu. Hiç bilmiyordu. Ben çocuklar seviyordum ama İran Türk yemekleri orada restoran istiyordum başlayacağım. Evet. Ama şey oldu, çocuklar söyledi, anne sen buraya gel ve bir restoran yaparız. Biz arkadaşlar geliyorlar, eğer olmasa da çok önemli değil. Biz kendimiz geliyoruz ve orada şey yaparız. Yani geliyoruz, gidiyoruz falan, sizin için de bir şey oluyor. Değişiklik oluyor. Evde kalmıyorsunuz evet. Ve bir iş yapıyorsunuz. İran kültüründe zaten sevgili izleyiciler misafir ağırlamayı çok severler. Evet, yani, aynı. Değil mi? Zaten burada ben restoran hissetmiyorum. Evet. Ne hissediyorum ki benim misafir geliyor. Çünkü hakikaten yürekle bu işe biz başladık. Hı-hı. Ve onu söylemiyorum, kar istemiyorum. Hı-hı. Ama o kadar da istemiyorum. Zarar olmasan benim için yeterli. Çünkü hakikaten bu işi seviyorum. Hı-hı. Yemek yapmayı seviyorum. Şimdi ben yapmıyorum ama benim formülde ondan yapıyorlar. Formüller sizde gizli. Evet. Öyle de olsun. Biz zaten şey yapmıyoruz, çok yağ kullanmıyoruz. Salça, tuz, bunları çok kullanmıyoruz. Evet, bunları biraz konuştuk sizinle. Evet. Sudave Hanım, biraz ben salçadan, yağdan, işte tuzdan uzak bir yemek çeşitleri hazırlıyorum dedi. Evet. Aslında hani biliriz ya böyle bol salçalı, bol yağlı falan. Sudave Hanım onu biraz yıkmış aslında. Onu da mutfak kısmında da konuşacağız kendisiyle. Şimdi İranlı dostlarım var. Onlardan biliyorum. Böyle renkli olmayı,
böyle gösteriş demeyeceğim ama canlı olmayı seviyorlar. Yani evlerine gittiğinizde de aynı şekilde, aynı özen, aynı ihtişam, aynı sofralar kuruluyor o evlerde, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Buraya geldiğinizde de efendim aynı özeni Sudabe Hanım sizlere gösteriyor birebir. Misafirleriyle ilgileniyor. Evet, zaten ben bazı zamanlar kendim geliyorum. Mesela Türkler geliyorlar. Hı hı. Bizim yemekte Türkler, Afganlar, Azerbaycan, hı hı, çok seviyorlar. Bizim müşterimiz çok var ondan da. Ama Araplar mesela biliyorlar. Afganlar, evet, biliyorlar. Hı hı. Ama Türkler çok iyi bilmiyorlar. Mesela biz mesela suyulu yemekle pilavla karıştırıyoruz ve yiyoruz. Evet. Ama ondan ayrı ayrı yiyorlar. Hı hı. Bu biraz yoğun geliyor onun için. Yoğun geliyor. Ben burada olsam söyleyeceğim. Böyle, hı hı hı, karıştırıyorum. Böyle yiyeceksiniz. Şimdi efendim biliyorsunuz ben bayılırım. Hangi kültürü, hangi dünya mutfağını çekiyorsak oranın kültürünü ne şekilde yeniyorsa o şekilde yansıtıyoruz buraya. Evet, çünkü bu bir önemli kültür. Elle yeniliyorsa elle, çubukla, çatalla, kaşıkla, kepçeyle, evet, ne gerektiriyorsa biz onu yapıyoruz ekran karşısında. Ki zaten benim sevgili izleyicim o kadar anlayışlı ki böyle bayılıyorlar zaten o şeylere, o anlara falan böyle. Dolayısıyla burada tadım zamanında ne şekilde yenmesi gerektiğini bizi izleyen Türk izleyicilerimize de aslında, evet, onu göstermiş oluyoruz. Çünkü biz bu programları yaparken aslında hedefimiz boş bir tanıtım yapmak değil. Dünyanın lezzetleri dediğimizde bir dünya kültürünü biz izleyicimize, evet, anlatıyoruz. Sudabe Hanım dedi ki ben Türkçem o kadar iyi değil, anlatamam, evet, Dilek. Dedim ki Sudabe Hanım biz sizinle iki arkadaş gibi oturup şöyle güzelce konuşacağız dostane. Sizin Türkçeniz gayet iyi. Maşallah yani 5 yılda ederim. Bence o kadar iyi değil ama anlatıyorum. Anlatıyorsunuz gayet yani şu ana kadar anlayamadığım benim hiçbir şey. Benim çok iyi değil ama anlatıyorum. Zamanla daha iyi olacaktır. İran mutfağındaki tüm lezzetleri burada yapıyor musunuz? Menünüz değişiyor mu? Biz ana hepsi yemekleri yapıyoruz. Evet. Ama mesela biliyorsunuz İran, hı-hı, mesela kuzey bir sürü yemek var. Evet. Kuzey, güney fark eder. Çok fark ediyor. Biz hepsini yapmıyoruz. Ama mezeler Hazar kenarında. Mezeleri ben biraz yapıyorum burada. Yapıyorsunuz. Evet. Onları yaparız ve şeyleri yaparız. Kebapları yaparız. Bizim, hı-hı, biliyor musunuz en meşhur kebap Kubi'de ve İran'da. Evet, şimdi birazdan o kebap çeşitlerini, evet, efendim, evet, şeyde mutfakta şeflerimizle de konuşuyor olacağız derken kahvelerimiz de geldi. Ben alabilirim efendim şöyle nazar boncuklu. Ben seçeyim mi Sudabe Hanım? Bence zaten o bana özel gelmiştir. Şöyle izleyicim de kocaman bir maşallahınızı, hı-hı, alırım efendim. Kahvemizi bir özel, ay fincan bayıldım. Bu biraz daha hafif oluyor. Çünkü İran kahvesi daha yoğun ve ağır mı? Yok, o da kadar dibekli. Sizin kahvede benim için biraz ağır geliyor. Ağır geliyor. Onu karıştırırken, hı-hı, daha hafif oluyor. Hı-hı. Ve ben böyle daha seviyorum. Böyle çünkü daha çok ağır içimi geliyor. Daha güzel böylece. Belki de misafirlerin de bu şekilde hoşuna gittiği için mi böyle ikram, evet, ediyorsunuz? Evet, biz söylüyoruz. Eğer beğeniyoruz. Yani biz söylüyoruz böyle. Bilmiyorum siz beğendim mi? Gayet lezzetli. Evet. Biz kahvelerimizi içelim efendim. Kahvelerimizi içip sohbetimize Sudabe Hanım'la devam ederken mutfağımızda da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Birazdan da mutfakta karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Şapkayı girdik mutfağa. Yaser Şef'le beraberiz. Merhaba. Merhaba. Selam. Yaser Şef'i biraz rahatlatayım. Ya dedi benim Türkçem iyi değil. Dedim olsun selam selam anlaşırız biz seninle.
Nasılsın Yasemin? İyiyim, siz sormalı. Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi efendim, İran'ın, İran mutfağının en kıymetli kebaplarından birini yapıyoruz. Evet. Neydi kebabımız? Kebap Berk. Kebap Berk. Kebap Berk yapıyoruz. Doğru, evet. Söyledim mi? Evet. Çok doğrusu. Çalıştım öncesinde. Kebap Berk yapıyoruz. Kebap Berk'in özelliği kuzu filetodan yapılıyor. Aynen, olması. Kuzu fileto olması lazım. Kuzu etleri öncesinde 3-4 gün soğanlı suda bekletiliyor. Evet, değil mi? Yok, soğanla buzdolapta kalıyor. Sonra 3 günden çıkıyor. Soğanla et 3 gün boyunca dolapta bekletiliyor. Evet. Ondan sonra çıkartılıyor. Bu şekilde eti açıyor. Biraz önce açtı şöyle bu elimde gördüğünüz küçük bıçakla efendim. Şöyle açtı. Şimdi ben hassas bir et. İllaki mutlaka ben bunu beceririm sevgili izleyiciler. Yani şu eti ben taktım aslında. Değil mi Yasemin? Evet. Güzel de taktım ama. Güzelmiş. Ama şimdi ben dedim ki bu kıymetli bir et ve İran mutfağının en değerli kebabı olduğu için aynen. Yasemin Şef'e bırakacağım bunu. Şimdi bunu şu şekilde yapa böyle ben de bir izleyicim alışık benim. Evet. Mutfakta benim elimde bir bıçaktı, bir kepçeydi. Görmek ister Yaser, kusura bakma. O kadar da değil yani. Şimdi bunu bu şekilde yaptın, doğru mu? Evet. Eti bu şekilde yaptık bakın sevgili izleyiciler. Ben dedirtmem, Dilek elini bıçağa sürmedi. Hiçbir şey yapmadı mutfakta. Dedirtmem efendim. Tamam, gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Sonrasında, şimdi bu yeterli mi? Biraz daha sen vuracak mısın? Bence yeterli. Yeterli mi? Sonrasında rol çalıyorum efendim. Şimdi bunu buradan nereden keselim? Dört tane. Dört tane senin parmağına. Evet. Tamam. Şimdi bir dakika. İyi mi böyle? Evet. Tamam. Keseyim. Kestik. Kestik mi? Kestik. Bakalım. Bakın. Bunu bu şekilde kesiyoruz. Evet. Büyükten küçüğe kesiyoruz Yaser, değil mi? Şöyle gözüküyor. Sen devam et Yaser. Tamam. Bakın. Şöyle bir et dizilimi olacak efendim. Gördüğünüz gibi. Kebap Berk. Şu şekilde etler dizilecek. Sonrasında bunun hazırlanan, sen orada istersen devam et takmaya. İzleyicimiz de görsün. Bakın bu şekilde etlerin arasından geçiriyoruz. Güzelce. Her porsiyon bu şekilde özenle hazırlanıyor. Sonrasında da bir şey var. Sosu var. Aynen. Sosuyla birlikte pişiyor. Değil aynen. mi Yaser? Sosta 5 dakika kalıyor, sonra mangalda 5 dakika sosta pişiriyor. Sonra köz ateşinde aynen. pişiriyoruz. Yanına bunun domates falan ne koyuyoruz? Domates var, soğan, limon. Ha. Şey yanına bunlar. Normal bildiğimiz kebap yapıcıları. Aynen. Turşu gibi. Var. Hadi o zaman ne yapalım Yaser? Şişlerimizi alalım. Evet. Bir güzel sosa bulamaya gidelim mi sen? Aynen. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz efendim. Soslanmaya etlerimiz bir güzel kebap bekler. Soslanmaya gider. İran'ın en meşhur iki kebabını hazırladık biz. Kubide ve Kebap Berk yaptık. Yaser Şef'le birlikte. Evet, servis tabağımızda turşumuz, pancarımız, soğanımız, limonumuz ve maydanozla güzel bir sunum yatağı oluşturduk. Şimdi Yaser Şef, evet. Tamam. Gördüğünüz gibi biraz önce sosa yatırdığımız etler bu vaziyette. Közde domateslerimiz de geldi. Vallahi gördünüz değil mi? Kebap Berk. Evet, gel şöyle gel, uzak durma Yaser Şef'im. Yaser Şef'e ne diyorum biliyor musunuz? Desti şöbe, dert ne kone. Nüşecan, afiyet olsun. Ki, ellerine sağlık, ellerin dert görmesin dedim. Şimdi biz bunları ve daha fazla İran yemeklerini tatmak üzere
Haydi efendim, buyurun tadın masamıza. Lezzetlerimizi hazırladık. Geldik sunum masamıza ve tadım kısmına. Sudabe Hanım, çok güzel iki tane kebap tarifini Yaser Şef'le beraber hazırladık. Burada da görüyorsunuz İran mutfağının bir kısım lezzetleri tabii ki. Hepsi yok. Biz şimdi buradaki lezzetlerimizi hem tadacağız hem de Sudabe Hanım bize anlatacak, yeme usulünü gösterecek. Dolayısıyla da şimdi başlayalım dilerseniz. Sudabe Hanım, şimdi önümde bir ben ayran çorbası diyeyim. Siz ne deyin? Aşıduk. Evet. Yani aşıduk bir ayran çorbası. Hem soğuk hem sıcak, yenilebiliyor. İçerisinde şöyle ben gördüğüm kadarını söyleyeyim. Eksik bir şey olursa tamamlayın lütfen. Nohut, buğday yani yarma da diyoruz biz. Sarımsak kokusu geliyor. Nane, yoğurt. Başka biraz ıspanak, biraz sarımsak, biraz kişniş, bundan var içinde, bulgur var, buğday değil, bulgur var. Buğday yerine bulgur. Nohut, ayran, nane ve biraz ıspanak, biraz kişniş, biraz sarımsak. Hem yeşil sarımsak var hem de normal kurun evet, sarımsak. Ispanak değişik olmuş. Bizim mutfağımızda da dedim ya zaten programın içinde de kültürlerimizde bazı yemekler birbirine benziyor diye. Ben şimdi birazdan da söyleyeceğim. Ben şimdi diyorum ki bu bizim mutfaktaki bu. Sudabe Hanım diyor ki hayır o değil bu. Güzel şeyler de yaşandı. Siz budayı kullanıyorsunuz ama evet, biz... Siz bulgur kullanıyormuşsunuz. Evet, bulgur. Şimdi İran'da tadalım. Zaten pirinç kullanıyorlar. Pirinç kullanılıyor. Ama ben böyle zannettim ki bu daha faydalı. Daha faydalı. Bu işin pirinç yerinde... Az kalorili. Evet. Bak bu daha hoşuma gitti. Kalorisi az. Evet. Biz severiz az kalorili ama evet, lezzetli şeyleri. Değil mi sevgili izleyiciler? Ben şimdi aşıdugu. Aşıdugu. Müsaadenizle tadıyorum efendim. Olur. Lezzetli. Evet, bulgur değişik bir tat vermiş ona. Biraz da içinde pişince dağılmış ve kum gibi olmuş. Ispanak da güzel ve lezzetli. Kişniş de biraz farklı kişniş, oluyor. Evet. Kişniş lezzeti de var. Şimdi Sudabe Hanımcığım, kebaplarımız var. Burada kaseler içerisinde çorba mı yemek olarak? Evet, ona yemek diyoruz. Olarak, evet, sulu yemek. Sulu yemek. Sulu yemek. Bundan da pilavla beraber yiyoruz. Pilavla beraber yiyeceğiz beraber bunları. Evet. O halde şöyle yapalım mı? Kebaplarımızı ben bir deneyeyim. Kebaplarda aynı. Biz beraber yiyoruz ama denemek için şey olur. Hmm. Yalnız olur. Yani her defasında pilav İran mutfağında efendim. Sofraların baş tacı diyebilir miyiz? Yani aslında pilavsız bir İran sofrası düşünülemez olabilir mi? Olur ama normalde olmaz. Yani pilav olması lazım. Yani ben de onu diyorum. Yani pilav İran kültüründe, İran mutfağında baş tacı. Evet. Ve bunun birçok çeşidini yapıyorlar. Evet. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben kebabı sade deneyeyim. Evet. Sonrasında bu sulu yemekleri pilavla karıştırarak devam edelim. Evet. O zaman ben bu tattığım kebap hangi kebap lezzeti? Bu kebap kubide. Kebap kubide. Kubide. İran'ın sevilen en evet, çok sevilen bu en iki meşhur lezzeti. Evet, bu en ve meşhur. Berk en meşhur. Başka kebaplar da var ama en meşhur bu. Mesela bizde mesela mercimek pilav da var. Ya mesela bir tane daha var, İstanbul'i var. Ama bundan ev yemekleri evet, ve restoranlardan bunlar ne daha kullanıyorlar? Bunlar daha kullanılıyor. Evet, evet. Gayet lezzetli. Bunda yarı kuzu, yarı dana kullanıyoruz evet, demişti evet, Yaser Şef'im. Gayet de başarılı bir oran olmuş.
Efendim gördüğünüz gibi yanında turşu, pancar, soğan isteğe göre, köz biber ve maydanoz yatağında bir sunum olmuş. Gayet de başarılı. Diğer tarafta kebabek. Berk. Efendim kebaberk var. Evet. O etin de özelliğini yaparken anlatmıştık. Evet, o kuzu fileto. Kuzu filetodan evet, yapıyoruz. Evet. Ve özelliği de soğanla bekletilip 3 gün soğanda bekletiliyor. Trakya kuzuları kullanıyoruz. Bu için 3 gün falan beklemiyoruz. Bir gün belki de evet öyle olur. Bekleyecek. Sonra biraz daha kokusu alsın. Soğan kokusunu alsın. Evet. Ve daha lezzetli olsa bu sonra bunu pişiriyoruz. Pişiriyorsunuz. Evet zaten pişim aşamasında da Yaser Şef'le beraber izleyicilerimize gayet anlattık. Şimdi ben müsaadenizle kebabımızı tadayım. Şöyle. Biraz yağla beraber. Evet. Evet. Biz bunu yağsız yaparız. Evet. O yağsız, o yağlı. Peki bu etle yemem gereken, şurada meze çeşitlerini görüyorum. Etle yemem gereken bir meze var mıdır? Onlar tek mi yeniliyor? Olur ama mu? Biz bunu sade yiyoruz. Evet, sade yiyoruz ama olur. Olur mesela, da. Mesela ben bunu pirinçle beraber çok seviyorum. Pilavla. Evet. İran pilavının özelliği de siz bir anlatın. Ben şimdi hakimim biraz ama kendisinden dinlemeyi istiyorum. Bu pirinç zaten İran'dan geliyor. Evet. Ve Hazar kenarında. Zaten ben orada doğdum ve pirinçleri çok iyi biliyorum. Bizim pirinç basmati değil ya Hindistan, Pakistan o pirinçler değil. Zaten İran'dan geliyor. Bizim pirinçler ben zannediyorum daha o kadar ağır değil. Daha rahat mide hazmeder. Bu için ben bu pirinci çok seviyorum. Şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler. Söylediği gibi Sudabe Hanım'ın da basmati ile ilgisi yok. Evet. Ben hani evde devamlı kullanıyorum ve bu pilavın lezzetine alıştığınızda diğer pirinç çok hafif. Yani evet. Şu tabağı yeseniz bile nişasta oranı aşırı düşük olduğundan hiçbir rahatsızlık vermiyor. Evet. Özellikle şeker hastalarında bu pilavı çok sık kullanıyorlar. Şimdi bu kadar anlattık, geçelim mi yemeğe? Evet. Nasıl siz yiyelim? İsterseniz bunu biraz tabağıma alayım. Evet. Biraz da o. Tamam. Şimdi biraz da neyden katalım? Biraz da bu şeye. Tavuktan. Şöyle ben uzanayım. Tamam. Bu ne mesela? Biraz suyu koyuyoruz. Evet. Böyle. Şöyle bana sunum yapıyoruz Sudabe Hanımcığım. Böyle. Hı-hı. Biraz da mesela bunu biraz koyuyoruz. Da tavuk but. Evet. Bunun içerisinde baharatlarda zerdeçal, safran. Ben bunu özel yapıyorum. Nasıl yapıyorsunuz bu Sudabe Hanımcığım? Bu baharat özel. Özel dediyse fazla bir şey söylemez. Özel diyorsa alamazsınız. Bakalım ne var, ben anlayabilecek miyim? Lokum gibi pişmiş tavuk butu. Onun adı nedir? Bu tavuk söylüyoruz. Zaten biz bunu beraber zereşpulu ve morg söylüyoruz. Ha, ikisi bir yeniliyor. Bir, evet, zereşpulu ve morg. Bu ne de bakla pilav de yiyorlar. Ama normalde bakla pilav da incikle beraber yiyorlar. İncikle beraber. Evet. Maalesef bugün incik bitti. Evet, dostlarım bana söyledi. Evet. Dedim mi İranlı dostlar bugün, var diye. Evet. Mutlaka dene dedi o. Evet. Kuzu incikli yemeği bir dahakine efendim artık. İnşallah. Neyle devam edelim peki Sudabe Hanımcığım? Siz şimdi söyleyin. Şimdi mesela. Masanın komutanı sizsiniz. Mesela sade pilav. Sade pilav alayım hemen. Safranı, üzerinde görmüş olduğunuz safranlı kısmı. Evet. Pilavın hepsini safranlı yapmıyorlar efendim. Bir kısmını üzerine safranlı koyuyorlar. Evet. Peki Sudabe Hanımcığım, şurada hani ben biraz önce dedim ya, hani böyle kıtır yufka dedim. Aha. Şöyle şuradan alsam. Olur. Olur değil mi? Olur. Vallahi güzel olur. Biraz da mesela bunu bakın, koyarsanız daha güzel olur. Şöyle mi? Tamam, evet. Hadi onu da siz ekleyin. Bu üzerine koyduğunuz nedir? Fesencan. 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 Fesencanın içerisinde ne var? Fesencan içeride şey var.
Ceviz var ve nar eşkesi var, tavuk var, göğüs tavuk var, erik koyuyoruz. Çok değişik, güzel zaten, bir lezzet. Evet, bu bir yağ... Daha bir deneyeyim, pek anlamadım ben onu şimdi. Bakın şimdi bu bakın. Yağ kendi yağı, kendi yani yağı. Ceviz yağı. Biz yağ koymuyoruz. İçerisinde bunun dereotu mu koymuşsunuz en altına? Değişik bir lezzet geliyor. Şeyden... Yufkasından, evet, aromatik o pilavla, çok lezzetli. Evet. O yufka. Çok lezzetli sayın seyirciler. Bu gurme sebze. Evet, onu da alalım. En meşhur. Yine pirinç alıyorum. Evet, evet. Bu sefer bundan mı alıyorum? Olmaz. Bundan, sade mi? O yağ incikle çok karışık oluyor. Sade zaten olacak bu yine. Zaten bu çok sebze var onun içinde. Tamam, yeterli mi bu kadar? Evet, tamam. Siz denemek için istiyorsunuz, yeterli. Tabii ki. Bunun içinde kırmızı fasulye var. Evet. Çeşit çeşit sebzeler var. Hmm. Zaten bunu İran'dan getiriyoruz. Bizim kara lahanaya benziyor biraz. Değil ama. İki çeşit sebze zaten burada yok. Ha. Yani İran'dan getirmeliyiz. Şimdi bunu yine karıştırıyor muyum Sudarbe Hanım böyle, yoksa üstünden mi alayım? Karıştırıyorsunuz. Karıştırıyoruz. Aynı onun gibi. Gördünüz. Hemen. Evet. Kaşığımıza şöyle alalım. Hmm. Ispınak var. Şembeliyle, bir tane şembeliyle. Şembeliyle burada yok. Değişik, çok değişik bir ot. O koku onun mu? Evet, şembeliğinden geliyor. Ama lezzetli şey değil, evet. Sevdim tadını. Vallahi bu çok lezzetli, süper. Sonra bunu, bununla şimdi? Beraber, bu horeşte kıymı. Horeşte? Kıymı. Horeşte kıymı. Yani ben buna dedim ki, yeşil mercimek dedim. Yok. Sudarbe Hanım dedi ki, hayır, o... Bu ismi lepe. Lepe dedi. Lepe, evet. Hmm. Bunun içinde lepe var. Şimdi o zaman bu tabağıma koyayım kenarına. Olur. Nasıl olsa bitirdim. Şöyle bir kaşık bir kaşık. Bu da kuzu et var, lepe var. Hı-hı. Biraz soğan var. Biraz da şey var. Patates de, koyuyorsunuz. Evet, kızartmalı patates koyuyoruz. Yani baktığınızda bizim yani görünüm olarak... Şunları ben bizim yeşil mercimeğe benzettim. Evet. Ama bunlar lepe. Lepe, evet. Şu an denediğim hiçbir şey, bunu samimiyetle söylüyorum, beni itmedi damak olarak. Yani severek tüketebileceğimiz lezzetler bunlar aslında. Şimdi gördüğünüz efendim birçok çeşit hepsinden bir kaşık, bir çatal deneye geldik sofranın tatlısına. Evet. Şimdi tatlımız şurada rulolu bir pasta görüyorum. Rulo pasta diyesim geliyor benim ona. Biz bunu rolet söylüyoruz. Rolet. Gördüğünüz evet. gibi böyle bir sunumu var. Bunu alın lütfen. İçerisinde sadece kreması ve rulo kekimi var. Bunun evet. özelliği nedir? Bunun içeride şey var, krem var. Hı hı. Ve kek gibi bu şey var. Bu bildiğimiz bizim şeydeki... Evet. Rulo pastaya benziyor aslında. Vallahi sizin de yemediğim yani bilmiyorum hangi tatlıydı siz konuşuyorsunuz ama bizim tatlı bence sizden biraz hafif oluyor. O kadar hafif. Tatlı değil zaten, değil mi? Evet, şeker olarak biraz daha az. Biraz daha. Sizde zaten böyle şeker olarak fazla böyle tatlı aşırı tatlı düşkünlüğü yok. Evet. Şöyle. Ben tatlıdan bir çatal daha alıyorum. Kapanışla karşınızdayız. Evet efendim, bu hafta dünyanın lezzetleri sizin için İran mutfağındaydı. Güzel lezzetleri sizlere anlatmaya çalıştık. Gelecek hafta bir başka dünya mutfağı ile karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.